benzerdi şampiyon oldukları sen. Hoca Gökhan Hocam. Bir de bak sezon başında Ender'le de çok konuştuk. Rea Hoca'yla da. Erman abi bir tek programda görebiliyoruz. Onunla sohbet ediyoruz. Mesela Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezonki transfer politikalarıyla genç oyuncular aldılar. Yani Beşiktaş çok ciddi ve iyi transferler yaptı. Pahalı transferler yaptı. Trabzonspor ciddi ve iyi transferler yaptı. Yani takımın eksiklerini, birisi kalitesini çok arttırdı, birisi tecrübesini çok arttırdı. Ama ikisinin de oyunu var. Yani Beşiktaş'ın da geçen seneden beri gelen bir oyunu var. O oyunu geliştiriyor aldığı oyuncularla. Trabzonspor'un bir oyunu var. Aldığı oyuncularla kalite katıyor. Kendi oyununu farklılaştırmaya çalışıyor. Sen genç oyunculara yöneldin. Genç oyunculara yöneldin ama bu kulüp, iki kulübün de tarihinde ilk defa oluyor. Bugün Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 26 sahaya çıkıyor. Yani Gustavo'yu çıkarsan belki 24'e 23'e düşecek. İşin içinde. Yani böylesine genç bir takımda zaten istikrarlı gitmen çok mümkün değil. İnişler çıkışlar olur. Sizler hocasınız, daha iyi biliyorsunuz. Ama akıl koyacaksın, mantığı var. Analitik düşünmen lazım. Genç oyuncu, tecrübeli oyuncu. Bunların harmanı. Bir de üstüne yeni bir sistem. Hiç bilmedikleri, oynamadıkları yıllardan beri bir sistemi koyuyorsun. O sisteme uygun da oyuncun yok. Peki şunu soracağım. Şeye baktığın zaman, ben, kadroya baktığın hocam, zaman. Hocam, bir de göğsündeki yıldızları kaldırıyorsun. Federasyona gidiyorsun. Milattan önceki işte İsa'dan Musa'dan kalma zamanlardan şampiyonlukların vardı. İsteyecek diyorsun. Abi o şampiyonluklarını. Niye istemeyecek Erman abi? İsteyecek tabii o şampiyonluklarını. Ya o bambaşka bir konu da. Ya başka bir şey. Milattan önce falan değil. Cumhuriyetten sonra kazanmış hepsini. Bu yani. Kurulmuş. Bu kurulduktan sonra alınan yıldızlar belli. Yani bir sistem kurulmuş. Herkes kabul etmiş. Ondan sonra alınan yıldızlar geçiyor hocam. 1875'ten alınan maçlar geçmiyor. 1875'te yani, maç yok ama zaten. Bunlar hep, bunlar hep şu. Ama ondan önceki bunlar hep şu maçlarda abici, verilmiş gene yıldızlar. Bunlar hep seyircinin hedefini değiştirmek. Seyirciyi bu kötüden alıp, bu kötü takım oynayan takımdan alıp başka mevzulara daldırmak, yön değiştirmek. Erman abi bak. Yani bunu hep bunu yapar. Hayır Erman abi bak. Hep yön değiştirdi. O konuda yanlısın. Ya hep yön değiştirdi. 3 senedir Fenerbahçe, hep yön değiştirdi. Bak geçmiş şampiyonluklarını isterken benim istediğim yıldız değil dedi. Senin dediğin gibi 59'dan itibaren sayılsın. Bana şampiyonluklarını verin kardeşim dedi. Ben bak, 29 bak burada bile konuşuyoruz. 29 ya kardeş takımını kurtar edin. Ya. İsteyen istediği kadar yıldız takımını taksın. Takımını kurtar, takımını kurtar. Bana yıldızlardan bahsetme. Bana yıldız al sen. Bana ya. Yıldız al. Şampiyon ol. 3 sene şampiyon ol üst üste. Bana onu versen ya ben seyirciyim. Diyelim ki ben Fener seyircisiyim. Bana anlatma geçmişi 1807'yi. 1805'i. Bana bu seneyi anlat. Benim bana takımımı anlat. Bana top oynayan takım ver. Bana böyle ısıran takım ver. Bana böyle kalçadan yakalayınca böyle ar diye ısıracak takım ver. 3 kişi bassınlar bir topa. Seyirci onu istiyor Fenerbahçe seyircisi. Bana yıldız ver. Federasyon başkanı. Ya bu Fenerbahçe kulübünde bir dakika kardeşim. Ya Fenerbahçe kulübünden başkanlar geliyor federasyona. O başkanlarla kavga ediyorlar ya. Ya sizin bunlar kendi arkadaşlarınız ya. Ya iyi geçinin. Gidin konuşun, tartışın. Fenerliler gelenler Fenerbahçe başkanlarıyla kavga ediyorlar ya. Nihat Özdemir az mı Fenerli? Öteki gelenler az mı Fenerliydi? Mehmet Ali Aydınlar az mı Fenerli? Has Fenerli hepsi de. Fener için her şeyi yaparlar. Ama sen bunlarla kavga ettin ya. Arkadaşlar birbirinizi vurdunuz. Abi onlar haklısın başka strateji. O bir politika. Yani hakikaten Nihat Özdemir'le niye tartışıp kavga ediyorsun ki yani? Yani o olayın o noktaya gelmesi bile saçma. Algıyı başka yere çekmek için onu söylüyor. Yani onlar da Mehmet Ali Aydın'dan Nihat şimdi Özdemir'le esas kavgalar bunlar doğru da değil. O insanlar o kulübe ekonomik yardım etmiş ve de o kulüpte ciddi görevler almış. Para da vermiş karşılığında. Reha Hocam bak samimiyetle söylüyorum size. Ben Ali Bey'le Ali Koç'la daha oturup şöyle karşılıklı bir kahve içmedim. Bak 4 sezon oldu. Ama size şunu söyleyeyim. Erman abinin söylediği şampiyonlukların altını çizerken. Trabzonspor maçı sonrasında şampiyon olacağız derken. İnanın bana algıyı yönetmek de değil. Hakikaten samimiyetle inanıyorlar. Ya ona bir yani şey biz böyle söyleyelim, taraftarı yönlendirelim, olayları şöyle ya yönetelim. Onu da yapsın ama tamam Erman abinin dediklerini de yapsın işte. Hayır, o var. Yöneticilerin görevi bu zaten. Yani zaten. Bir tarafta bu tarafta şey onu işlemi uğraşmak. Sen ideal şeylerini, bir tarafta büyük mesirdeki bir takım tabii, şeyleri yap. Tabii Gökhan yani bu şeyde süreçte zaten
doğru kararlar veremedikleri, yönetemediklerini zaten 3 senedir görüyorsun. Zaten yani, bundan vazgeçti ya. Görevlendikleri adamlarla. Ya işleri gittiğine çok kısa bir şey söyleyeceğim. Zaten kimse bir şeyle ilgilenmez ya. Şampiyonluğa giden büyük takım oyuncusu veya yöneticisi şu varmış, şuyla problem. Hiç odaklanır direkt, anladın mı, şampiyonluğa. Ne zaman işler kötü gittiğinde, şimdi o zaman algıyı farklı yerlere çevirmek gerekir. Yalnız ben Fenerbahçe için söylemiyorum. Diğer kulüpler de bunu yapıyor. Öyle en acı tabloda bu zaten yani ülkede. Gürcan da diyor ki öyle bir strateji yok. Onun neticesi değil. Yani böyle İçten yapalım. Gelen, böyle yapalım işler kötü gidiyor. Ben onun için söylemedim Ender. İnan o şampiyonluklar için yok, söylemedim. Yok öyle bir strateji genel var. Genel yapı tabii, olarak söyledim. Yani, ben onun için söylemedim. Haklısın. Ben onun için bir şey demiyorum. Ama genel yapı 4 senedir Fenerbahçe'nin en basit şunu söyleyeceğim. Ali Koç geldi. Aykut Hoca'yı yolladı. Bana göre kalabilirdi de. Yeni hoca gelmeden 4 tane her sezon başı bak. İyi oyuncu alsaydı 4 tane fazla değil. Bir sezonda 16 oyuncu alacağına 4 tane iyi oyuncu. Şu anda Fenerbahçe'nin 4. sezonu 16 tane oyuncu vardı. Şunu soracağım ben de o zaman tam orada. Şimdi hocam sen Beşiktaş'ın scout ekibinin başında çalışıldığınız zaman. Rossi, Berisha, Meyer, Crespo alındı. Meyer hiç yok ortada. Bir çok kısa bir maçta galiba bir 11 başladı. Çok kısa süre oynadı. Berisha takım gerideyken değerlendirilmiyor. Örneğin geçen hafta takım gole ihtiyacı varken bile alınmadı. 4 değişiklik yapıldı. 5. yapılmadı. Kenarda oturdu. Crespo, yani bir şey de söylemek istemiyorum. Maldonado'ya benziyor diye camiada artık hep o konuşuluyor. Rossi de işte giriyor, çıkıyor. Biraz daha meziyetli. Bunları alışıyor. Kim aldı? Nasıl oluyor bu iş? Kim aldı bunları? 4 oyuncu. Ferrer aldı. Şimdi şuraya gelin. Bakın, şimdi Enner Valencia alındı. İşte Meksika'dan geldi. Biz Beşiktaş'ta çalıştığım için iyi biliyorum. Biz de bu oyuncuya taliptik. Tabii. Yani Ekvator'un işte, bayağı vardı santraforu. Tabii tabii. Yani biz de bu oyuncuya taliptik. İşte orada baktığımız zaman Pelkas. Pelkas'ı ben PAOK'ta seyrettim. Hakikaten iyi oyuncuydu PAOK'ta. Hem genç Yunan milli takım oyuncusu baktığınız zaman geri gitti ama değerlendirebilecek işte oyunculardan bir tanesi. Ama şimdi buraya geliyorsunuz. Bu Rossi'yi bir tek işte MLS'te bakarken şampiyon olmuşlardı bir sene. Orada bir gol atıyordu ama hiç seyretmedim. 15 yani gol gündeme gelmedi. Evet, gelmişti yani. Biliyorsunuz. Zaten. Evet. Ondan sonra mesela Meyer'i, hele Crespo. Crespo adında bir tane santrafor biliyorum ama herhalde bununla alakası yok. Yani Crespo'yu ben ilk defa duydum ve baktığım zaman inanın bana bugün Hatay'ın kadrosunda oynamaz. Bak esas. Bunlar yani, menajerlerle mi geliyor? Aynı menajerlerden mi geliyor? Kim geliyor? Bakın buralar çok önemli. Ben bir gün lafını kesem Gökhan'ın havalimanında gördüm. Dış hatlarda Gökhan dedim nereye? Abi dedi bir futbolcuya bakmaya gidiyorum dedi. Sonra gördüm abi dedi Atiba'nın yerini alınacaktı falan değil mi? Telefon açmış oradan. Şey demiş ki Atiba'yla ben mukabele yapayım. Kaç sene oldu? 8 sene önce. Devam edelim hemen reklam diyorlar. Çünkü özet gelmek üzere hemen kaçırmayalım zamanımızı hemen reklama gidelim.